şimdi kıyafet, saç, makyaj onlar bir şekilde halledilir de. Sen söyle bakayım onu ne yaptın? Neyi? Onu. Ay. Ya tüyleri diyorsun sen. Tüy olmaz ki bende. Hadi canım. Tüy olmaz bende asla çünkü ben çok tatlı, sevimli bir kızım. Aslı. Ya, tamam oluyor biraz ama bazen. Ya ama onlar için ben harika bir formül buldum. He. Şöyle söyleyeyim sana. O kadar güzel hesaplıyorum ki abi ağda günümü. Ya inanılmaz pürüzsüz gidiyorum sevgililer günü. Anlatayım mı sana? Anlat merak ettim bakayım nasılmış. Sevgililer gününden 3 hafta önceydi. Kafam çok karışıktı. Kendimi çaresiz hissediyordum. Yani eğer o gün alsaydım tüylerimi, bir gün zaten kızarık geçecekti. O günü at çöpe. Sonra etrafa bulaşan ağdaları toparlamak falan 2 gün sürecekti. Kızarıklıklarının geçmesinde 3 gün beklesem. Eyvah! Önümüzdeki hafta havalar ısınıyor. Ne olacak? Tüyler daha hızlı büyüyecek ve kıllı bir adama dönüşeceğim. Lanet olsun. Rüzgarın geliş yönü. Bunu asla hesaplamamıştım. Ekinokslar, meridyenler ve daha bir sürü şey. Bunların hiçbirini hesaba katmamıştım. Lanet olsun, ayın yörüngeleri. Onlar ne olacaktı? Hayır, bunu yapamazdım. Lanet olsun, işin içinden çıkamıyorum. Sevgililer gününe tüylü bir insan olarak gideceğim. Bu çok korkunç. Bunu ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bak ben yine nöbet geçirmeye başladım. Lanet olsun. Aslı bir sakin. Bu kadar korkmana gerek yok. Bir gün önceden tıraş bıçağıyla hepsini alıyorsun. Pürüzsüz, acısız gidiyorsun ya. Oh, oh ya. İyi de nasıl yani? İnsanlar sırf küt kesiyor, azıcık ellerine sert geliyor diye daha kalın ve daha siyah çıkarttığını düşünüyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Bir gün önceden alıyorsun, pürüzsüz rahat geziyorsun. Venüs var kadınlar için. Gidiyorsun onu alıyorsun, mister gibi geziyorsun. Peki nerede bu Venüs müydü neydi? Nerede o? Yani yok şu an yanımda ama. Reklam geliyor bak. Venüs reklamı geliyor bak. Alsın ister misin? Venüs. Hem pratik, hem acısız, hem pürüzsüz.